Merhabalar, selamlar. Gecenin saat 3'ünde kalkıp bir Pathfinder videosu çekeyim dedim. En azından bu aralar RP projesinde koşturmaktan, yani koşturmak dedim, çok fazla koşturmuyorum tabii ayrı konu ama daha çok FRP'yi yaymaya ve hani bilmeyen genç arkadaşlara adam gibi RP nasıl oynanır, masa üstü nasıl oynanır diye Roll20 gibi sitelerden oyunlar gösterme düşüncem var proje olarak. Neyse, sıkıntı yok. Güzel insanlarla güzel oyunlar oynama niyetindeyim zaten. Gerisi benim hiç umurumda değil. Maksat keyif almak. DM'lik yapıyorum ben zaten. Neyse, konumuza gelelim. Konumuz Pathfinder Kingmaker. Kralız. Kral olacağız daha doğrusu. Yani ace tabanlı bir RPG oyunu. Pathfinder sistemini oynanan bir oyun ve çok eğlenceli, güzel bir oyun olarak başlayalım bakalım New Game. Biraz oyun anlatayım size. Oyun ana karakterinizi yapıp serüvenlere koşturup D&D kafasında ilerleyip zaten Pathfinder'a D&D bir konudur. Senaryoya göre, verdiğiniz cevaplara göre, oynadığınız karaktere göre ilerleyip İlk başta bir kasabanız var. Kasabanız olacak. Sonra da King olmaya doğru ilerlediğiniz bir oyun. Amaç güzel bir topraklara barışı getirmek ya da terörü getirmek ya da en pislik yaratıkları ya da normal bir yer. İster diktatör olun, İster iyi bir lider olun, ister kötü bir lider olun. Hiç fark eden bir şey olmayacak. Oyun zaten sıra tabanlı bir RPG olduğu için yaptığınız aktiviteler oyunda her türlü önünüze çıkıyor diyebilirim. Başlayalım. Türkiye'de fazla videosunu çeken kimsi görmedim. O yüzden de yani pek şey yapmıyorum. Bir overpower bir karakter yaratalım. Paladin istiyorum. Deli gibi bir paladin istiyorum nedense. Komik bir şekilde bir paladin istiyorum. Bu olur mu? Bu olur mu? Bu olur mu? Bu olur. Bu daha iyi. Ya da bu. Portre sonuç olarak bu sıkıntı olan bir şey yok. Birazcık böyle gürüz bir paladin yapalım mı ya? Gürüzümsü böyle filan. Sert bakışlara o kadar da çok sert. Bu daha iyi. Böyle biraz daha askeri paladin kafasında. Saçlarımız uzun olsun. Sakallarımız da bir hafif. O kadar değil. Böyle güzel gibi hafiften de bir gri yapalım. Yok, siyah yapalım. Human Paladin oynayacağız bu arada. Çok güzel bir şekilde. Patıt. Alchemist, Barbarian, Bard, Cleric, Druid, Fighter, Insecution. Insecution da bir paladin tarzıdır bu arada. Ama daha çok büyücülere ve hani Dark Magic uygulayan kişilere karşı açık ve net bir şekilde sıkıntılı olabiliyor. O yüzden Insecution oynamak istemiyorum. Neden? Çünkü partimde bir mage olması gerekiyor. Partimde bir rogue da olması gerekiyor. Paladin oynayacağım. Paladin. Lawful Good olacağız. Yapacak bir şey yok. Divine Hunter biraz daha agresif spell modifier'la çalışan bir arkadaş. Yani Hospitaller'da biraz daha böyle sanki healerımsı bir tat bırakıyor ağızda. Tabii agresif o da ama yani Divine Guardian kadar değil. Divine Guardian benim sevdiğim şeylerden bir tanesi, yani karakter özelliklerinden bir tanesi. Çünkü neden? Ben bir king yaratmaya çalışıyorum. Kral bu adam ve Guardian olacak. Yani herkesi koruyacak ve kollayacak bir adam olması gerekiyor. En son oyunumda, hani bundan yaklaşık kaç zaman önce oynadım? Şöyle söyleyeyim. Bir 7-8 ay önce oynamıştım büyük ihtimal. Hani az kalsın kral olmaya gidiyordum ama ne yazık ki tabii abi STR vereceğim ya. Bir STR modifier'ımızı alacağım. Sonra bir karizma modifier'ımızı alacağım. Bu arada gel D&D oyunları gibi bir de biraz daha güçlü olmasını istiyorum karakterimin tabi. X3 ile başladığımız için
İnsanız sonuç olarak. Raise modifier'ımız sadece bir tane var. Yani değiştirmemiz bizim canımızı sıkacaktır ya. Hani böyle daha rahat be. Böyle daha güzel. Böyle daha hoş. Bir saniye. Tamam. Okey. Paladinimiz biraz hazır. Şimdi paladinimizin kullandığı spell'ler bir nevi arkanadan da gelenler. Magic spell olduğu için bir tane vermeyi düşünüyorum. Çünkü kalsın sağda solda. Ne olacak? Bir de persuasion. Genellikle intimidation gibi yalan anlamalar gibi şeyleri siler atar. Mr. Muscle gibi. Güzel bir şey. Tabii ki de Religion bilmemiz gerekiyor. Bir paladiniz, biz mal değiliz ya. Yani açık bir şekilde. Yani dini bilmeyen paladin olur mu yani? Weapon Focus vermemiz gerekiyor. İlk önce Weapon Focus'la benim vermek istediğim çok güzel bir özellik var. Heavy Shield 5. Bu adam zaten guardiyan, tamam mı? Yani koruyucusun sen ya. Holy guardiyansın. Tank olmasını istiyorum. Böyle adamın sert bir duruşu olmasını istiyorum oyun içinde. Ve o yüzden de bu adam öküz olmalı. AC'mizi alıp yatalım ya, değil mi? Yani Heavy Shield 5'te bence mantıklı, ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Bir dakika. Bir saniye. Heavy Shield 5 yerine bu arkadaşımıza aslında Armor Fortified verip Heavy Shield 5 vermeyeceğim ya. Bu arada vazgeçtim. Neden öyle vazgeçtim hakkında hiçbir fikrim yok. Aa, bu adamın Short Sword'a karşı bir artısı var ya yani. Bence babasından falan kaldı herhalde. Armor Focus kesinlikle almam gerekiyor bu arada. Bir dakika. Pardon, yanlış aldık. Tamam, buradan alırız tekrar. Hiç sıkıntı yok. Short Sword'umuz neredesin abi? Gel buraya. Short body lan. Dur sakin. Okey, burada tanrılarımız var. Daha çok seçmek istediğimiz, ama ben King yolundan yorumayı istediğim için biraz da natural ve mastermind'e kaçan bir tanrı seçmek istiyorum. Alignment'ıma göre birazcık ters düşse de ne yazık ki bunu alacağım. Çünkü knowledge'ı kurallara uygun, yani tam bir Banas Paladin King yani. Mantıklı olur böyle en azından. Okey. Next. Abi seçmedik mi hepsini? Tamam, seçtim. Tamam, bu da okey. Hey Armor. Onu seçmiyormuşum. Okey. Arkadaşımızın sesini birebir yapacağım bu arada. Bu arada natural good olmak istiyorum ama o oyun beni illa lawful good başlatıyor. 7. ayda doğuyorum. 7. ayı ben çok severim. Yedinci ay. Ben de kendim 7. ayda doğumlu olduğum için karakterim biraz daha böyle lider kafasında bir adam olsun ya. Eldrian'ınızı da yazdık. Bu arada beni Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın ya. Gelen ve izleyen arkadaşlar. Bu şekilde oyun oynayan seven bir insanım. Muhabbetim, sohbetim de hoştur sevenlere, bilmiyorum. Olabilir de, olmayabilir de. Saldırıyorum efendim. I give up diyoruz. Ve başlıyoruz. Oyun bizi, yani Kılıç Lordları denilen bir mansiyona çağırıyorlar. Yani Kılıç Lordları mansiyonun sahibi ve bize görev vermek için en iyi savaşçıları bulmak istiyorlar. Olayımız bu. Alduris Swordlord, Kılıç Efendileri bize mükemmel hediyeler verecekler tabii. İzin de verirlerse, olursak tabii. Benim paladin biraz bir abeci oldu ama neyse. Olur öyle. Nerede bunlar? Bu sanki sonsuza karar sürecek. Alduri, biz kahraman oluyoruz diyorlar ama ortalıkta yoklar. Ah, Allah kahretsin zengin insanlar diyor. Şey olmazsa eğer bu Tartukio bu arada bizim Pichigeto'muz abi. Hani ileride göreceğiz. Burada ortamda çok sevmediğim karakterler var. Mesela şurada bir tane ork var ve Tartukio'yu half demon olarak görüyorum bence. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Seni küçük pislik. Seni pislik seni. Şimdi kılıcımı çıkartıp göğüse sokmak için bir şans elde etmek istiyorum ama neyse.
Sonra bizi kurtaracak ama kendi çıkarı için. Burası seni kimse tutmuyor. Biraz sabırlı olmalısın diyor. Hani eğer olamıyorsan gidip dağlarına çıkabilirsin. Tekrar bir orada sürünebilirsin diyor. Burada Aldorius Swordlord çok klas bir insan diyor yani. O yüzden eğer diyor sıkıntı yaratacaksan buradan git diyor yani. Bu da şöyle bir laf söylüyor. Tamam diyor. Hani mor kurbağa şu an çeneni kapat yoksa ben çeneni kapatmak zorunda kalacağım diyorum. Lindsay lafa giriyor bir anda. Lindsay çok sevdiğim bir karakter oyundaki çok ama sıkıntı yaratan bir karakter. Şş diyor susun bakayım geliyorlar. Toplanın arkadaşlar toplanın. Sıraya dizilin. Tek sıra alın. Seviyoruz. Bir saniye. Biraz ses biraz çok az gibi. O yüzden sound'u biraz açmak istiyorum. Kendini tanıtıyor ve geldiğiniz için teşekkür ederim diyor. Şimdi ilk başta kurduğu cümlede "We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call." Bu bir yazım dilidir normalde. Hani İngilizce yabancı dilinde bunu çok kullanırlar. Kalbimizin en derin noktasından size teşekkür ederiz tarzında. Yani çağrımızı duyup geldiğiniz için size gerçekten müteşekkiriz anlamına geliyor bir nevi de. Çok az olabilirsiniz ama buradaki savaşçıların bu görev için en iyilerinin ve en güçlerin ve en korkusuzların olduğunu biliyorum. Tam da Restov'un istediği gibi. Basitçe anlatmak gerekirse buranın güneyinde Stolenland dediğimiz yerlerde büyük bir tehlike kol geziyor ve kasabalar, köyler rahat değil. Çok fazla anarşinin, çok fazla yani ben kendim katıyorum bu arada anarşi lafını öyle bir laf kullanmıyor ama oynadığım için söylüyorum. Yani çok fazla banditin, yabancı yaratıkların insanlara zarar verdiğini düşünülüyor. Ve bu görevi yerine getirenler noble yani soylu unvanını alıp Stolenland'i başına geçmesini istiyor. Yani görevi bu. Bize sadece oradaki diyarın gidin temizleyin abi. Banditler var. Banditleri öldürün. Orklar var. Orkları öldürün. Troller var. Parçalayın lan onları. Kafasında bir laf söyler açıkçası burada. Ama tabii ablam biraz elf olduğu için kibar. Ben değilim. Şimdi arkadaşımız şöyle söylüyor. Bir bandit çetesinin Stolenland üstünde hak iddia ettiğini ve bu adamın isminin Steglord olduğunu ve bu adamla çarpışıp bana kafasını getirin demek istediğini söylüyor. Ve biz ne yapıyoruz tabii ki? Ne diyoruz?
Tabii ki bu lafı söyleyemiyoruz. What rewards can we expect exactly? Çünkü biz bir görev adamıyız. Bizim yaptığımız her şey bir görev sonucu olarak. Bu da bir görev. Bu görev karşısında tabii insan olarak bir şeyler bekleyeceğiz ama gidip de böyle patavatsız bir laf etmez bir paladin. Şimdi bir takım olursak kim baron unvanını alacak diye bir sorumuz var. Neden Stag Lord'u bir baron olarak görmediniz diye bir sorumuz var. Baronumuz yardım edecek misiniz? Böyle bir şey için Generosity bu soruyu sormak bizim için daha iyi. Yardım edecek misiniz onu bulmamızda? Bu, yani bu şekilde kibar olacak mısınız, yardımsever olacak mısınız diye bir sorumuz var. Küçük piç kurusu önümüze geçiyor tabii ki. Biz sadece basit bir soru sormuştuk ama yani karakterime uyan bir soruydu. Çünkü Inti on abi yapacak bir şey yok. Tartikliyor da ortalıktan çıkıp geliyor. Yemin ederim saplayacağım şimdi kılıca. Açıkçası yardım edeceğiz ama hani böyle bir karakterin güçlük alması gereken ve idare edecek bir karakterin olması gerekiyor. Sadece olay banditleri hani öldürmek gibi kafasında bir şey söylüyor da tam olarak çeviremedi ne yazık ki. Sabahın dördü, yapacak bir şey yok. Başım gitti. Abi çok güzel ya. Ya Tiefling arkadaşımız var ya. Hani Pathfinder Üniversitesi Tieflingler biraz değişik oluyorlar tabi. Bu biraz daha evil. Diğer bir kafasında Tiefling değil tabii ki. Bu havadaki koku ne? Konuşulmamış politikal kelimeler mi acaba diyor. Yani biz artık fazla konuyu uzatmıyoruz. Ben bu hani hiçbir sıkıntı yok benim için diyorum. Yolculuğunuz yarın başlayacak. Bu şimdilik gidip dinlenin. Hatta istiyorsanız biraz salonda kalıp vakit geçirin diyorlar ama ben abi bize gaz vermeye çalışıyorsun. Tamam abi verme bana gaz ya. Ben o kadar gaza gelen bir adam değilim bu arada yani. Merhaba ben Lindsay diyor. Ben bir Lindsay'im. Ve ilk kez gerçek bir maceraya çıkıyorum. Sence Stake Lord'a bir ders verecek miyiz? Burada birazcık karakterimi öküz yapabilirim. Ben çok mutlu da olurum yani. We sure will. Tabii ki de veririz ya, ne olacak? Aha dur, orada yemekler var diye koşturabilirim. Ya da çok kibar olup da ben Eldorian nasılsın diyebilirim. Ama ben yemeği seçeceğim ya. Tabii ki. Ya bir şeyler sormak istiyor bize. Bakalım. Yani Lindsay böyle cevapları kaldırabilen bir aşağı. Şimdi Lindsay şöyle bir soru soruyor bize. Yani Tartikyo'yu takip etsek nasıl bir his uyandırdı içinde diyor. Bence diyor çok böyle karmaşık bir insan ve yani çok kafasına göre davranan bir adam sonuç olarak. Yani umurumda değil. Onu sevmiyorum.
Bence senin lider olman daha mantıklı. Seni ilk gördüğümde gerçek bir kahramana benziyorsun sonuç olarak diyor. Yani tam kitabımı yazmam gereken kahramana çok benziyorsun diyor. Ne? Kitap mı diyoruz bize tabii ki? Ya çok fazla uzatmak da istemiyorum dizi çünkü konuştukça konuşuyor. Bir saatten sonra ne kadar karakterim ılımlı olsa da başım ağrıtacak. Abi şu an baş abi abi hayır yeter. Lindsay çok tatlısın ama baş ağrıtıyorsun. Lindsay'in dediği olay şu: durmadan bir şeyler yazıyorum, bir şeyler görüyorum, insanlara bakıyorum falan filan dedi, ortak anlatıyor abi ve hiçbirini dinlemiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bu anlatıyor yani benim hikayeme göre. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyor aslında. Yani uyan bir kahraman olmak istiyorum. Önümüzde büyük bir şey yani. Yani macera var abi. Yani sonuç olarak. O yüzden diğer bu şeyli oraklı kadın ya da tartışıyor istemiyorum diyor. Tamam. Kötü bir plan değil. Anlıyorum seni. Çok fazla dinlemedim. Şu an onun RP'sini yapmak zorundayım ya, çeviriden değil. Çok fazla konuşuyorum. Tamam, benim hakkında bir şeyler yazabilirsin. Tamam. Okey. Odama gidiyorum. Bu akşam için bir şeyler yazacağım. Sabah görüşürüz diyor ve biz de devam ediyoruz abi yolumuza. Abi quest'imiz geldi ama Lizzy quest'i yani. Yani kitabım için aradığım insan kısacası Eldoria gibi gözüküyor diyor. Burada insanlarla muhabbet edebiliyoruz bu arada ama hiçbiriyle muhabbet etmek daha mantıklı geliyor şu anda bana. Yani ille Kayesi ile mi konuşmamız gerekiyor? Ya istemiyorum ya. Seni öldürürüm. Tamam, bize konuşmuyor zaten çok fazla. Çıkmamız daha iyi şimdi. Şu an Feast'te hiçbir şey istemiyorum abi. Bu arada şarkı da çok güzel duruyor. Bu arada böyle videolar çekerken birazcık fark edeceksiniz ki yani amatör davranıyorum. Amatör davranmamın olayı da şu an kayıt aldığım için de. Aha. Abi yardım istiyor. Ne oluyor? Tabii ki. Şimdi olay şu: mansiyonu birilerine saldırdı ve insanları öldürdüğünü söylüyor. Ben zar zor kaçabildim. Gidip guardlara yardım etmemiz gerekiyor ve koridordan müthiş bir çığlık geldi. Nice, hazırız abi. Hiçbir yere yani kaptı grass da atabilirim ya. Abiciğim sen ne ayaksın, hayırdır ya, nereye gitmemem gerekiyor, gel lan buraya it deyip. Aman tanrım. Ben bu arada karakterimi açarken guardian derken tank istemiştim ama neyse. Çiftel böyle vuruyorsa demek ki 28 damage vurdum bu arada. 2 de artı 24 ve double atmışım. Sea abi yani senin şanssızın, okey. Tabii ki de alırım. Decir işime yaramaz, ben bir paladırım lütfen.
Ama zırhım bence, bakalım, scale mailimiz var. Scale mail vermiş. Ama bize two-handed vermiş. Ben tank istiyordum ya. Abi guardiyan açmıştım. Peki. Peki. Hiç sıkıntımız yok. Buradan takip et. Asinler gelmeden çabuk. O kim? Kaçın buradan, sizi öldüreceğiz. Gidin. Şimdi. Lindsay'e odaklandılar. Lindsay'e odaklanan bu arkadaş. Bu arkadaş bana odaklandı. O zaman yapmam gereken tamamıyla budur. Çünkü Lindsay'i korumam gerekiyor. Oğlum biz saldırana kadar, enişte batana kadar bu arada. Ya, tam zamanında geldiniz falan filan diyor ama şu an iyiyim. Tamam diyor her şey. Hadi sizi kendi şeyime götüreyim diyor. Yani burada biraz egoistik yapıyor. Şu an bu durum beni hiç ikna etmedi abi. Mantıklı gelmedi. İki tane adam başında ve biz geldiğimiz an eğilmeye başladı. RP'nin olayı zaten budur. Eğilmeye başladı. Bir sıkıntı var bu adamda. Hani abi bize bir yüzük verdi adam. Bu yüzük ne işe yarıyor? Armor class veriyormuş. Gayet iyi. 16 AC'miz oldu şu anda. Artı bir bonus aldık. Gayet nice. İyiyiz. Durumumuz iyi ama bu adam tabi hani şunu anlattı biraz önce bize. Hani banküyü al, hani ana salonu tutuyor dedi. O zaman let's go. Gidelim. Buradan kendi dizilimimizi ayarlamamız gerekiyor. Aynen bu şekilde. Asinlerimizin üstüne bakmadık bu arada. Asinlerimizin üstünde sadece dejirler var. Ararım sonuç olarak ama şu odaya da bakmak istiyorum. Aldı beraber bize vermiş olabilir. Sıkıntı yok. Çünkü sıkıntı olmayacaktır onda. Aa bir dakika. Ana yol buradan mı gidiyordu? Hayır. Tamam siz oradan bir gidin bakalım. Evet. Bir dakika. Bir saniye. Bart arkadaşım senden şunu isteyeceğim. Bir dakika. Şuraya bir girin bakayım. Abi biraz açlığım tuttu. Ben severim böyle bakmayı falan. Tam bir rock kafasında bir adam. Sonuç olarak onlar payını alır paladin bu işten uzaklaşır yani. Easy way. Ben burada bir stealth atmak istiyorum ve attı arkadaşım gayet de. Şimdi bir sneak hatamız yok mu peki? Ya da bir fear daze'imiz yok mu? Şimdi şunu şöyle ayarlayacağız. Bu karakterimiz biraz lavuk olduğu için. Bu arkadaşım bize bir magic missile olması lazım. Hiç gerek kalmadı. Hiç gerek kalmadı bu arada. Ya benim karakter nedense aşırı güçlü olmuş. Şu an bunu fark ediyorum. Bir arma veren şeyler. Moderation güzeldir.
Abi bayağı bir pot çıkardı bize ya. Hani oyunda ilk kez bu kadar potun çıktığını gördüm ya. Moderate Wounds ve Cure of Light Wounds diyor. Bunu Lindsey için kullanabiliriz bu arada. Lindsey bunu birazcık kullanabilir ya. Yani şöyle koyabiliriz Lindsey'e. Diğer arkadaşlara ya sana vermeyeceğim abi direkt ya. Yok abi sana direkt vermeyeceğim yani. Sen şerefsiz, nabızsız bir adamsın. Direkt öl. Neyse her türlü oyuna bir tane verdirtiyormuş. Bug mı lan yoksa bu? Bir dakika. Nasıl ya? Kullandın mı? Okey. Tamam. Lindsey'cim, Lindsey'e tıklayalım bir. Durduralım. Use Şimdi bu kadar fazla eşyanın olması gayet iyi, nice yani. Kapılarımıza bakalım. Kimseler var mı? Aman tanrım. Lindsey bir şeye giriyor ama Haydar var diyor. Evime istiyorum. Bunu bir Lindsey ayaküstü böyle bakarlar ki odaya araklıyor tabii ki de. Seviyor yani. Lindsey'nin böyle huyları var. Buraya bakıyoruz. Oyunda gördüğümüz arkadaşımız burada ölü bu arada. Ben bu gördüğüm manzara karşısında dayanamayıp dizimin üstüne çöküyor ve dua ediyorum. Karakterim gerçekten böyle bir karakter bu arada. Hani oyun bile buna şey yapıyor ama hani yani yapacak bir şey yok sonuç olarak. Abi açık oyuncu balonla oynuyoruz. Çok güzel ya şu an. Her yere bakmam gerekiyor ve insanlar öldürülmüş. Köpeğimiz var bir tane. Kedi mi lan o? Kedi mi o? Lindsey bir etrafa bakınıyor tabii gene. Lindsey bir şeyler buluyor delicesine. Yolumuza devam ediyoruz. Adamlar sonuç olarak bıçaklanmış ya. Sonunuz geldi sizi hain pislikler. Onlar direkt öldür. At lan bir magic missile, at da boşuna gitme bari. Tamam mantıklı. Bu da dümdüz vuruyor. Devam. Koskoca mezik bir şey. Yani yoluna çıktığımız için ona kızıyor. Yani biraz gururlu bir arkadaş kendisi, amirim. Çok gururlu ya. O yüzden diyor ki hani abi kılıcını sallaya sallaya gidiyor. Lindsey. Buradaki muhabbet şu, Lindsey tam da şöyle diyor. Diyor ki ya tam da olması gereken bir kahraman diyor. O da diyor ne gerizekalı, terli ve aptal bir görünüşe sahip böyle bir şey mi olacağım? Kalistra beni böyle hirolardan korusun diyor. Çok eğlenceli şu an. Abi asistinlerin üstüne bakacağım tabii ki, bir şeyler var mı? Bunlar kimi, araştırmaya çalışıyorum. Yani şimdi hani asasinler bizi durdurmaya mı çalışıyorsunuz? Yani bırakın ve canlarınızı bağışlayın falan filan diye. Anne ne diyoruz? Selamünaleyküm. Gardlarımıza yazık oldu abi. Abi North King geldi ya şu an. Ve bir şeyleri yıktı bu arada, fark ediyoruz ya.
Guard abi Frost Giant'ın vurdu damage'e bakar mısınız? Hepsini 42 damage vuruyor. Ve hiçbir refleksleri atamıyor bu arada. Gerçekten boğuluyor yani. Bir bakıyoruz abi. Guard'larda neler varmış. Affetmiyoruz. Şöyle bir üstümüzü açıyoruz abi. Hani Great Sword. Şöyle bir şey, ben ok kullanmıyorum abicim. Oku bir boş ver. Bir short sword'umuz var ama hani long sword kullanmasını istemiyorum. Birazcık yemeğimiz var. Cooking off of inner sea. Güzel, okuyabiliriz bir ara. Mantıklı olur. Heavy mace. One handed. Yani short sword yerine şu anlık bunu kullanabilirim. Ve bu kılıç bize bir yerde kalmış abi ya. Hayır öyle değil ya. Buraya baktığımızda kapı kapalı. Bir insect check atalım bakalım. Tamam abi, yani buradan gidemiyoruz. Buradan da gidemiyoruz. Buradan devam. Da işte bu çok büyük bir sıkıntı. Bize burada dexterity check attırıyor abi atlamamız için. Ve gerçekten takım bunu becerip atlayabiliyor. Çok güzel. İnişte başlatıyorum abi. Sen de bir slow kullan şuna. Let's go. Uf.